Erman Toroğlu, Belhanda, Babel, bunlar pek fazla varlık gösteremedi dediniz. Evet, maalesef gösteremediler. Yani yapmıyorlar. Devamlı oyuncular değiller. Oyunda kalmıyorlar. Yani mücadeleyi bir yere kadar yapıyorlar. Bir yerden sonra yapamıyorlar. Tekmeye kafa sokamıyorlar. Şimdi arkadaki oynayan çocuğun haline bak. Kendini Markan. parçalana bak. Markağan'ın sinirlendi. Aslında Markağan atılır. İkinci sarı karttan. O zaman ikinciyi alır mı? Tabii de. Şimdi Markağan'a bak. Bir de Babel'le Berlanda'ya bak. O zaman yazık oluyor bazı oyunculara. Yazık oluyor yani. Bir de Alanya takımının 11 kişi birden mücadele etme Evet. durumuna bak. Özellikle bir aşağı yukarı Efe Can da söyledi, bir 70 dakika çok iyi force ettiler. Son bölümde yoruldular Son biraz. bölümde yoruldular Biraz da ama son değişiklikler. bölümde yoruldular ama sana bir şey söyleyeyim mi? Topu iyi kullanan forvet adamlarını alması hataydı bence. Onlar çünkü topu basıyorlar, alıyorlar, sinirlendiriyorlardı Galatasaray defansını. Oyuncu değişikliği olunca Galatasaray tamamen yüklenmeye başladı. Davinson'la Tabii. Babakar'ın çıkması Tabii. biraz dezavantaj Top oldu. tutamadılar. Top tutamayınca Galatasaray da baskılı oynamaya Bu başladı. arada bakıyorum, Galatasaray'ın son 8 golünün ligde ve kupada attığı son 8 golün 7'si yeni transferlerden gelmiş. 3 Onyekuru, 3 Muhammed, bir de Gedson Fernandez de attı yine bugün. Yeni transferler dolayısıyla Bugün tam nokta atışı olmuş. Onyekuru'yu hiç kımıldatmadılar. Evet. Onu önlem Top almış geldiği zaman en az iki Çağdaş kişi. Hoca. Evet. Ya birini geçse arkadaki gelecek o zaman da Onyekuru. Evet. Zaten oyun sıkışıyor Onyekuru'ya gelene kadar. Yani çok çabuk döndüler geriye Alanyalılar. Çok çabuk dönünce Galatasaray boş alan bulamaz. Evet, Fatih Hoca'nın geldiğini söylüyor arkadaşlar. Şimdi röportajı hazırlıyorlar. Ben Fatih Hoca'ya sözü bırakacağım ama Emre Kaplan biraz daha zaman istedi. Hazır olunca arkadaşlarım bana söyleyecekler. Bakalım Fatih Terim ne konuşacak, neler anlatacak, neler aktaracak. Şimdi bir yandan da bakıyorum, Aytemiz Alanyaspor takımı önümüzdeki hafta Hatay'la oynayacak. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı var. Zorlu süreç, zor fikstür. Ama geldi mi Fatih Hoca? Tamam, pası atalım. Bakalım Fatih Terim neler söyleyecek. Teşekkürler Ender Bilgin. Fatih Terim'le birlikteyiz maçın sonrasında. Hocam 3-2'lik bir skor. Çeyrek finalde veda ediyorsunuz kupaya. Bir anlamda galibiyet serisi de bugün itibariyle son bulmuş oldu Galatasaray adına. İkinci yarıda çok fazla pozisyon var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıkçası iyi oynadığı oyunları devam ettirsin diye fazla da rotasyon yapmadım ama demek ki yapmak lazımmış. Hiç alakası yokken 2'ye 1 gol yedik. Ki iyi başlamıştık maça. Arkasından bir gol daha yedik maalesef. Hiç aklımızda olmayan şeyler bunlar ama futbolun içinde olan şeyler. Bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir defa mücadelesinden dolayı Alanyaspor'u kutluyorum. Başarılar diliyorum. Ama 42. dakikada, 42 dakikada 10 saniyede Emre'nin ayağına bir basma pozisyonu var. Ayağının üstüne. Şimdi burada VAR'a dahi gitmiyor. VAR'daki Halis Özkahya çağırmıyor. Bunlar bir maç. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Bize de yapılacaksa onu da ver. Ötekini de ver. Ama bir o pozisyona bir bakmak lazım. Bizim tabi Emre feryadı figan yatsa belki verebilir. İlk yarıyı böyle kapattıktan sonra ikinci yarı ben hep şunu söylüyorum. Mağlup da olsanız helal olsun dedirecek bir oyun çok önemli bizim için. İkinci yarı bunu gösterdiğimiz inancını taşıyorum. Hakikaten golün erken bulunması halinde başka yerlere gelebilirdi maç. O direk, bu direk veya atamadığımız kalecinin kurtardığı hiç pozisyona sokmadan ikinci yarı penaltıyla başlıyorsunuz 3-0. Bu 3-0'ın altından kalkmak çok kolay değil. Bütün bunları düşündüğümüzde lige sarılacağız. Üzgünüm tabii. Yani bu avantajımızı kullanmalıydık. Maalesef kötü goller yedik.
dediğim gibi 2-1 devreye girmek başka bir şeydi. Ama Emre'yi de atan bu arkadaşımız arkadan net olmamasına rağmen ondan sonra öyle pozisyonlar çok gördük. Kırmızılar hiç kullanılmadı. Antalya maçıydı galiba. Yine Abdülkadir Bitigen. Onun için ondan bir de VAR neden çağırmaz bilmiyorum. 9 dakikalar, 10 dakikalar, 11 dakikalar oynarken biz 5 dakikada bitiriyoruz 10 oyuncu değiştirip. Yani herhangi bir şeyi ona bağlamak istemiyorum ama onu gördüğümüz zaman biz zaten bu duruma geliyoruz yani. Ama ikinci yarıdaki oyun biraz herhalde Galatasaraylara su serpmiştir öyle diyelim gönlüne. Oradan devam etmemiz lazım. Bu kadar da tabii hata yapmamamız lazım. Hocam bugün Gedson Fernandes ilk kez oynadı. Muhammed 3. maçında 3. golünü atıyor ve Galatasaray'ın son 8 golünün 7'si yeni transferlerden geldi. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz hem Fernandes özelinde hem de yeni transferler özelinde? Fernandes tabii ki iyi bir futbolcu ama daha fit olması lazım. İhtiyacı var. Antrenmana ve fizik kalitesinin yükselmesine ihtiyacı var. Ondan sonra tabii ki zaten yerini alacaktır ve oynayacaktır. Ama dediğim gibi daha eksiği var. Muhammed gol atmaya devam ediyor. Başka goller de atabilirdi. Pozisyona da giriyor. Daha da girecek, atacak inşallah. Daha çok genç, öğreneceği de çok şey var. Her geçen gün üstüne koyacağını düşünüyorum. Tabii kimin attığı çok önemli değil. Yeter ki Galatasaray kazansın. Ama santrforunuzun özellikle gol için aldığınız oyuncuların atması bizi tabii ayrıca sevindiriyor tabii ki. Hocam çok teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Fatih Terim'in de görüşleri bu şekildeydi. Evet, Fatih Hoca iki konuya dikkat çekti. Tamam, Aytemiz Alanyaspor'u kutluyorum. Çünkü çok iyi mücadele ettiler ama 1.42. dakikadaki pozisyon, bir de neden 5 dakika daha uzun değil eklenen süre dedi hocam. Biz iki konuya da değindik maç içinde ama izlemeyenler için bir kez daha üzerinden geçelim. Şöyle 42'deki pozisyonda ceza alanına giriyor Galatasaraylı oyuncu. Bir arkadaşların verecekler onu. Evet. Evet. Galatasaraylı oyuncu giriyor. Şimdi burada beyazlı oyuncu dikkat et. Baldırıyla topa müdahale ediyor. Baldırından topu uzaklaştırıyor ve rakibi basmaya filan hiç niyeti yok burada. Ayağı rakibin Galatasaraylı oyuncunun ayak burnuna filan gidiyor istemeden. Ayak burnuna gelen pozisyon. Yani ben bu penaltı verilmesi taraftarı değilim. Ben hakem olsam buna penaltı vermem. Çok net söylüyorum. Evet. Fatih şunu diyor. VAR niye çağırmıyor? Diyor, VAR niye çağırmadı? Diyor da VAR şey pozisyonları da çağırmıyor. Gri pozisyonları da çağırmıyor. Yani sana bana da çağırmıyor. Banko pozisyonları da çağırıyor ama ben VAR'ın banko pozisyonları da çağırmadığını da biliyorum. Çok pozisyonları da. Gördük yani birlikte. Türkiye'de bu VAR olayları filan uzun olaylar. O işler biraz sakat işler. İnşallah düzelir. Süre için ne diyorsunuz? Maçta da söyledik. Kesinlikle bak daha maç oynanırken söyledim. Bu maçın uzatma süresi 5 dakika değil en az 10 dakika. Basarım kronometreye çıkarırım. Yani gerek yok. Basalım kronometreye çıkaralım kaç dakika olacağını. Çıkarırız yani. Sakatlığı oyuncu girişi çıkışıyla çıkarırız. Bir hayli durdu oyun. Çok durdu. 5 dakika olmaz. Yani bunlar pozisyon olmasın, başın belaya girmesin diye düdük çalıp kaçıp gitmek istiyorlar. Korkuyorsan hakemlik yapma. Peki yine Emre Kaplan'dayız. Spor teknik sorumlusu Semih Tokatlı ile birlikteyiz. Hocam tebrik edelim. Önemli bir başarı. Alanya Spor adına da aslında alışılageldik bir başarı haline geldi. Geçen sene final, bu sene yine o yoldasınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz mücadeleyi? Öncelikle Galatasaray gibi büyük bir takımı yendiğimiz için sahasında mutluyuz. Ama rakip kim olursa olsun biz hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Kazanmak için oynuyoruz. Oyun formatımız bu yönde. Tabii ki ilk yarıda başlangıçta biraz sıkıntı çeksek de sonra oyunu dengeledik ve skor olarak yakaladık. Onun için oyuncularımızı kutluyoruz ama ikinci yarıdaki oyundan memnun musunuz derseniz memnun değiliz. Daha farklı oynamalıydık. Daha pozitif oynamalıydık. Tabii oyun ve skor avantajıyla, psikolojisiyle
bu duruma geldik ama sonuçta kazandığımız için mutluyuz. Oyuna giren, oynayan, dışarıda bekleyen bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Bu galibiyeti de taraftarlarımıza, bizi uzaktan gönülden destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Bir kez daha tebrik ederim. Semih Tokatlı'nınla görüşleri bu şekilde dedi Enver Bilgin. Evet, Semih Hoca konuştu. Çağdaş Hoca şeyden dolayı gelemiyor değil mi? Bu işler de enteresan ya. Lisanstan dolayı. Lisanslar uymayınca mı? Niye kitabını uyduramadılar mı ya? İşte. Şöyle bir önemli şey var. 2003-2004 sezonundan bu yana Galatasaray'ı aynı sezon içinde deplasmanda iki kez yenebilen ilk takım. Aytemiz Alanyaspor ligde de yenmişti. Evet. Kupada da yine deplasmanda yenmeyi başardı. O zaman Rizespor'un böyle bir başarısı vardı. 2003-2004 sezonunda aradan 18 yıl, 17 yıl geçmiş. Bu Alanya Spor tipindeki takımlar zaten kötü olmazlar hocam. Akıllı transferler üstüne koyuyorlar. Tuğla'yı evet. Tuğla görüyorlar. Alanya'da yabancı seyirci de çok fazlaymış kombine alan. Evet öyleymiş. Öyle o zaman da çok güzel bir alay. Ben daha gitmedim Alanya'ya ama yani aslında gidip Alanya'yı biraz araştırmak lazım, konuşmak lazım. Bir başarı hikayesi evet, var orada. Var orada. Peki Babakar bakalım neler söyleyecek? Babakar'la devam ediyor röportajlarımız. Öncelikle tebrik edelim. Hem tur hem de goller için. Nasıl bir mücadele oldu onlar açısından? Sağ içerisinden nasıl yorumlar karşılaşmayı? Una partida muy difícil porque Galatasaray un equipo muy grande. Pero noi venivamo aquí para ganar. L'importante è ganar. Ganemos e finito. Grazie. Elbette zorlu bir maç olacağını biliyorduk zaten. Çünkü Galatasaray büyük bir takım ve onların evinde oynadığımız mücadele hiçbir zaman kolay olmazdı. Olmayacaktı. Skoru da yakaladık. Ama gördüğünüz üzere attıkları iki golle son dakikalarda bize zorluk yaşattılar. Ama önemli olan bugün burada kazanmaktı. Bu galibiyet aldık. Mutluyuz tabii ki. Alanyaspor hem ligde hem de kupada iddialı şekilde yoluna devam ediyor. Geçen sene finalde bitmişti macera. Bu sene de tabii ki hedefler aynı. Kendi aralarında nasıl değerlendiriyorlar bu durumu hem ligdeki hem kupadaki gidişat? Sí, tenemos un objetivo ganar la Copa, la primera, andar en Europa. Andar en Europa y ganar la Copa. No es fácil porque aquí tienen muchos equipos que es más grande. Nosotros tenemos un equipo muy joven y muy ambicioso que queremos andar adelante. Elbette kupayı kazanmak istiyoruz, isteriz. Tabii bu hiç de kolay olmayacak. Elbette finalist olan büyük takımlar var. Bunun yanı sıra güçlü takımlar var. Elbette kolay olmayacak fakat biz iyi bir takımız, enerjik bir takımız, genç arkadaşlarla yoğrulmuş bir takımımız var. O yüzden elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bakalım sonuç nasıl olacak? Çok teşekkür ederim. Bir kez daha tebrik ederim. Babakar da bugün iki gol kaydetti. İyi de mücadele etti. Aklını teslim edelim. Çok iyi oyuncu. Çok da sempatik, sahada stilli falan bir oyuncu. Yalnız bu adamın gece maçlarında oynaması haksız rekabet yapıyor rakiplere. Çünkü siyahi bir oyuncu, göremiyorsun adamı. Adam zaten suratlı. Ama hocam bu sefer ırkçılık yapıyor derler gözünü seveyim. Ama değil siyahi. Her şeyi değiştiriyorlar ya, çünkü. Ya, çok keyifli bir oyuncu. Yani çok da haksız rekabet. Adam basıyor gidiyor abi. Rakip göremiyor. İyi oyuncu. İyi oyuncu zaten. İyi kariyere çok sahip. Bu arada şu bulunduğumuz alan içinde siz ilk maçın önünde biraz sitem etmiştiniz. Hem Sayın Başkan'dan hem Fatih Hoca'dan ilgi geldi. Evet. Buraya yetkililer de geldi. En kısa zamanda dediler ki buraları toparlayacağız. Daha hocam böyle bir maç yerde, anlatılabilir hale getireceğiz böyle dediler. Yayın yapmak eziyet. Şöyle senden sahaya bakıyoruz. Koltuklar yükseğe alıyoruz. Koltuklar bizim duvarın altına iniyor. Yardımcıyı göremiyorsun. Yok. Yani bir televizyon orada, bir televizyon orada. Televizyona mı bakacaksın, sahaya mı bakacaksın, yorum mu yapacaksın? Yani yapılacak yer değil. Stat çok güzel ama böyle gece kondu bir yer ya. Bu olacak şey değil. Ama sağ olsunlar hemen ilgilendiler. İlgilendiler öyle ama. Öyle zannediyorum ki burayı da şimdi çok yönetim değişti. Rehabilite edeceklerdir. Ama Fatih Hoca'nın bir olayı el atması lazım. O olayı el attı mı toparlar. Galiba atmış evet. Bana mesaj da atmış. Evet sağ olsun. Sağ olsun. Peki. Son bir toparlayalım lütfen. Aytemiz Alanyaspor yarı finaldeki ikinci takım. Medipol Başakşehir'den sonra
Ne dersiniz? Oyunun hakkı ilk yarı, ikinci yarı tur atlayan takım Alanya bu mudur? Alanya hak etti. Şöyle bir baktığın zaman temeli Alanya hak etti. Niye? Alanya maçın uzun müddetini doğru oynadı. Uzun müddetin son 15 dakikasında falan Galatasaray toparlandı, oynadı. Bir şey söylüyorum. İstanbul'dan puan götüreceksen veya tur götüreceksen hocam en az 2 hatta 3 atman lazım. Evet, söylersiniz onu hep. En az 2 hatta 3 atman lazım. 3'te kurtuldular. 2'de falan çıkamazsın büyüklerden. Fener'e, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı 3'ünden de. Onu söyleyeyim. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz buradan yavaş yavaş toparlıyoruz artık değerli izleyenler. Ama sizler lütfen Aspor'dan ayrılmayın. Hem pozisyon pozisyon bütün maçın şöyle bir analizi yapılacak stüdyoda. Hem de basın toplantıları da az sonra ekranda olacak. Biz sözü merkeze bırakalım ve size iyi seyirler dileyelim. Bir ekleme var. Bak, merkezde benim tersimde bir şey yaparlarsa yorum basarım orayı. Evet, arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz. Size de iyi seyirler efendim. Aspor'dan ayrılmayın.